Sevgili seyirciler, bu haftaki programımızda Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'ndan sizlere sesleniyoruz. Denizlerimizde emniyet, asayiş ve insani yardım için gece gündüz demeden çalışan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ekranlarınızda. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2629 sayılı kanunla kendisine verilmiş yetkilere dayanarak Türk Ekonomik Bölgesi ile arama kurtarma sahası içinde görev icra etmektedir. Görevlerin etkinlikle icrasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan hava desteği, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı bünyesinde mevcut helikopter ve uçak filolarınca sağlanmaktadır. İzmir Gazi Emir'de bulunan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı, denizlerimizde huzurun ve güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. Albay Bülent Özbaşaran, Sahil Güvenlik Hava Komutanı. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı tüm denizlerimizin içindeki, dibindeki, üzerindeki canlı cansız bütün varlıkların korunması, kollanması, en önemlisi kurtarılması görevlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın hava gücünü oluşturmaktadır. Ana komutanlığımız İzmir'de konuşlu olup, personelimizin eğitimleri ve hava araçlarımızın bakım tutum faaliyetleri İzmir'de icra edilmektedir. Bunun yanında Karadeniz'de, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 7 gün 24 saat her daim göreve hazır, konuşlanmış vaziyette hava vasıtalarımız bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı tüm denizlerimizden sorumlu olmanın bilinciyle 24 saat boyunca ihtiyaç duyanların yardımına koşuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma, kaçakçılık ya da göç gibi görevlerini yerine getirmesinde hava araçlarının hız avantajı, yaşamla ölüm arasındaki farkı belirliyor. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı envanterinde iki tip hava aracı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi arama kurtarma helikopteri, diğeri deniz gözetleme uçağıdır. Denizlerimizde gelişebilecek her türlü duruma ve rutin kontrollere anında ve eş zamanlı olarak müdahale edebilme olanağı sağlayan sahil güvenlik uçakları, İzmir, Antalya ve Samsun'da oluşturulan görev destekleme merkezleriyle desteklenmektedir. Uçuşlarda elde edilen tüm görüntü ve ses verileri, ana konuş meydanı İzmir'de analiz edilmek ve gelecek görevlerin hazırlıklarında kullanılmak üzere saklanabilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde bulunan arama kurtarma helikopterleri, başta arama ve kurtarma olmak üzere deniz kirliliğiyle mücadele, yasa dışı su ürünleri faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi, kaçakçılık, düzensiz göçün engellenmesiyle doğal afetlerde kurtarma faaliyetlerinde başarılı ve etkili görevler icra etmektedirler. Emniyet helikopteri Sahil Güvenlik Komutanlığı. Dinler misin? Takip ediyorsunuz herhalde. Ben sol tarafınıza doğru sağ yaklaşmalıyım. Evet, böyle kalalım. Böyle iyi. Güvenlik 3 bandı. 50 fit emniyette olur. Evet, şu an iniyor. 50 fit civarı. 55 fit. Böyle kalalım efendim. İleri kaybolar. Evet, evet, evet. Takip ediyorum. Bir anda. Sol tarafa bakın. Sol taraf. Sol emniyeti. Sol emniyeti. Evet, şu an almaya başladım. Bu kadar askeri meydanında kullanabilirsiniz. Oo, yukarı dışına Türk askeri meydanı. 4 numara Atatürk askeri meydan olarak aldı. 5 aldı. Evet, altınızda iki tane direk var, ışıklandırma direği. Onun yanında yatmış vaziyette. Yarbay Serkan Bilgin, Sahil Güvenlik Helikopter Filo Komutanı. Sahil Güvenlik Helikopter Filo Komutanlığı, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı bünyesinde denizden sahil güvenlik görevlerini icra etmek maksadıyla kurulmuştur. Genel anlamda görevimiz, sahil güvenlik görevlerini
havadan deniz üzerinden icra etmek, sağ güvenlik botlarına destek sağlamaktır. Detaylandırmak gerekirse denizde arama ve kurtarma, düzensiz göçün engellenmesi, deniz kirliliğinin tespiti ve engellenmesi, denizden tıbbi tahliye başta görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu yıl içerisinde 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 50 kazazedeyi helikopterle denizden kurtardık. Ayrıca yüzlerce kazazedenin de aranarak bulunmasını sağladık. Bunları sağ güvenlik botlarına bildirerek kurtarılmasına katkı sağladık. Görev ağırlığımız Ege Denizi, Akdeniz, Marmara Denizi, Karadeniz'de arama kurtarma olarak cereyan etmektedir. Bunun yanında tıbbi tahliye görevimiz de bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nın 24 saat boyunca göreve hazır olan uzman personeli, gelen çağrının ardından hızla briefing için toplanıyor. Ege Denizi'ni yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir mültecinin denizde kaza geçirdiği ve yardıma muhtaç durumda olduğu bilgisi alınıyor. Görev destekleme merkezinin deneyimli personeli, hava durumundan harita koordinatlarına kadar ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri çoktan hazırlamış durumda. Uçuş ve arama kurtarma personeli hazırlıklarını tamamlamak üzere süratle ayrılıyorlar. Kaybedilen her dakika hayati önem taşıyor. Hazırlıklarını tamamlayan personel kalkış için piste geliyor. Son uçuş kontrollerinin ardından helikopterler havalanıyor. Ekibin her şeyden önce uçsuz bucaksız denizin ortasında kaybolmuş bir kazazedeyi en kısa sürede bulmaları gerekiyor. Kazazedeye ulaşan ekip, arama kurtarma personelini denize indirerek operasyonu başlatıyor. Pilotun, vinç operatörünün ve arama kurtarma personelinin kusursuz koordinesi sayesinde ulaşılan kazazede helikoptere alınarak en yakın sağlık kuruluşuna doğru yola çıkıyorlar. Gerekli hallerde ilk müdahale helikopterin içinde de yapılabiliyor. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nın uzman personeli bir kez daha görevlerini yapmanın, hayat kurtarmış olmanın huzuruyla birliğe dönüyorlar. Başçavuş Turan Kınalı, 2003 yılında Muharebe Arama Kurtarma kursunu bitirerek Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'na atandım. 2003 yılından beri Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nda her türlü arama kurtarma görevini yapmak için, icra etmek için komutanlığımıza görev yapıyorum. Yaklaşık 2 sene önce bir katıldığımız görevde iki kazazedenin çeşme açıklarında bizim tarafımızdan alınması görevi bize verildi. Acilen hazırlandık ve kalkış yapmak için buradan helikopter başındaydık. Bir an önce kalktık ve sonrasında çeşmeye intikal ettik. Çok kısa sürede ulaştık. Kaptanın yardımıyla beni kazazedenin yanına ulaştırmasını istedim. Bir tanesinin kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmiş olduğunu, diğerinin ise şeker komasında olduğunu gördüm. Sonrasında kazazedelerin ikisine de almaya karar verdim. Kazazedeyi gemi personelinin desteğiyle battaniyeleyip çok da vücut ısısının düşmesini engelleyerek sepete yerleştirdik. Tekrar sepetle helikopteri aldık. Bu arada ben de yukarıya çıkarken kazazedenin yanındaydım. Bir yandan durumunu kontrol ediyordum. Tam helikopteri alınma esnasında kazazede hayatını kaybetti.
daha doğrusu kalbi durdu, solunumumuz durdu. Ve helikoptere içine girer girmez biz helikopter bir an önce hızlanarak sağlık kuruluşlarına giderken biz temel ilk yardım ihtiyaçlarını gidermek için kalp masajı, suni solunuma başladık. Tekrar canlandırdık. Hayatını kaybetmişti ama tekrardan canlandırdık. Kalp atışları devam ediyordu, nefes alıyordu. Biz bu arada stabil halde tutmaya çalışırken helikopterde hızla sağlık teşkilleriyle irtibat kurdu. En son Kazazde'yi helikopterin iniş pistine inerek bir an önce bıraktık. Bıraktığımızda kalbi atıyor, nefes alıyordu. Gerçekten bir insan hayatı kurtarmak kurumum adına, komutanlığım adına büyük bir şeref, kendim adıma büyük bir onurdu. Bu görevi icra etmek beni çok gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da bu görevleri icra etmek için elimizden geleni, bütün çabayı göstereceğiz. Gece görüş sistemlerine uyumlu kokpitiyle denizlerimizde gece ve gündüz uçuş yapabilme kabiliyetine sahip olan helikopterlerde arama kurtarma ve kolluk görevlerinde kullanılmak üzere özel görev ekipmanları da bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nın bakım ekibi, bu kritik görevlerin icrasında kullanılan tüm helikopter, uçak ve cihazları çalışır durumda tutmanın yanı sıra, pek çok cihazın montajını da kendi imkanlarıyla gerçekleştirerek milli bütçeye yüz binlerce liralık katkı sağlıyorlar. Kremlius Çavuş Zülfü, helikopter ve uçak avionik sistemleri teknisyeniyim. ELT sistemimiz helikopter bir kaza kırım geçirdiği esnada denize düştüğünde veya kara parçası üzerinde bir kaza ile karşılaştığı anda sistem otomatik olarak kendini fırlatarak yayın yapmaya başlar. Böylelikle arama kurtarma birimlerinin kaza kırım geçiren helikopterimizi anında yerini tespit etmeye yarayan bir sistemimizdir. İstenildiği takdirde kullanıcı tarafından da sistem transmit yaparak yine konumunu bildirmektedir. Winch entegrasyonunun amacı helikopter winch harekatı yaparken kurtarıcı yaralıyı yukarı alma esnasında daha emniyetli bir harekat yapabilmesi için burada yaşanan olayı pilotunun ekranına aktarmasıdır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı kurulduğu günden bu yana gece gündüz demeden Mavi Vatan denizlerimizde başarılı sahil güvenlik görevlerine imza atmıştır. Komutanlık, kendisine verilecek görevleri başarıyla yapma azim ve kararlılığı içinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle her gün bir adım daha ilerleyerek özverili hizmetlerine devam etmektedir. Ankara Devlet Opera Balesi'nde opera sanatçılığı yapan bas Bülent Ateşoğlu ile birlikteyiz. Bülent Bey, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu desek bize neler söylemek istersiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim koruyucumuzdur. Ve Cumhuriyetimizin, rejimimizin de yılmaz bekçileridir, savunucularıdır. Ve aynı zamanda bir çağdaş yaşamı destekleyen muasır medeniyet seviyesine ulaşmamızda çok büyük katkıları olmuş bir kurumumuzdur. Güzide bir kurumumuzdur diye düşünüyorum. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak çalışmalarınız oldu mu? Türk Silahlı Kuvvetleri ile tabii ortak projelerde bulundum. Özellikle onların özel toplantılarında veya toplantı sonralarında yapmış olduğumuz konserler oldu. Bando Müzika ile birlikte benim yapmış olduğum konserler oldu. Köşk'te konserlerimiz oldu. Kara Kuvvetleri'nde oldu, Genelkurmay'da oldu. Yani epey askerlerimizle iç içe oldum.
konser ve kültürel ve sanatsal anlamda. Askerliğinizi ne zaman ve nerede yaptınız? Askerliğimi 1985 yılında Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay öğrenci olarak başladım 4 ay. Ondan sonra kura çektik. Kura çektikten sonra da İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak başladım. Bir opera eseri yazsanız ya da bir asker rolünü canlandırsanız Türk askerinin hangi yönünü vurgulardınız? Benim için Türk askerinin savaşçı yönünü değil, barışçı yönünü baz alırdım. Barışı koruyan bir kurum olarak düşünüyorum. Ve öyle bir eser olsa Türk ordusunun nasıl barışı sağladığını anlatan bir eserde rol almak isterdim. Buradan bizi izleyen seyircilerimize ve gece gündüz demeden nöbet tutan Mehmetçiklerimize neler söylemek istersiniz? Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Umarım çok sağlıklı bir şekilde giderler, askerliklerini yaparlar. Onlar orada olduğu sürece biz burada daha rahatız, daha güvenliyiz. Umarım sağ salim dönerler ve sevgilerimi yolluyorum o askerciklerimize. Ve geldik bu haftaki programımızın soru bölümüne. Ama öncesinde geçen haftanın sorusunu hatırlayalım. Geçen hafta sizlere ilk olarak 6 Eylül 1843 tarihinde Rumeli Ordusu adıyla Manastır'da kurulan, hali hazırda Erzincan'da konuşlu bulunan ordumuzun adı nedir diye sormuştuk. Doğru cevabımız D şıkkı 3. Ordu Komutanlığı olacaktı. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz arasında çekilen kura sonucu kazanan talihlimiz. Ve işte bu haftanın Genelkurmay Başkanlığı Saat Ödüllü sorusu. Osmanlı'da nehir ve göller gibi sığ sularda kullanılan, kürek ve yelkenle kumanda edilen, su çekimi az olan gemilerden oluşan filolara ne ad verilirdi? A. Bahriye, B. Sultan Donanması, C. İnce Donanma, D. Küçük Donanma. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz en geç çarşamba gününe kadar ad, soyad, açık adres, kısa özgeçmişleri ve telefon numaralarıyla birlikte Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 0600 Bakanlıklar Ankara adresine veya 0312 419 9921 numaralı faksa ya da savastabarista@tsk.tr adresine başvurabilirler. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.